Canım öğrencilerim selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca matematik Hoş geldiniz. Arkadaşlar 13. günde 18. videodayız ve konumuz EBOB, EKOK, ÖSYM bakış olacak. Hemen bu videonun arkasından da SML bakışı çözeceğiz beraber ve sonrasında ödevlendirmenizi yapacağım. Ödevden sonra da artık EBOB, EKOK konusu bitmiş olacak. Eğer hazırsanız artık geçebiliriz Dersimize evet şöyle ilk soru gelsin bakalım A ile B aralarında asal iki pozitif tam sayı olmak üzere. Şimdi bunların ekokunun ebobuna oranı 900'müş A artı B toplamının en küçük değeri soruluyor. Bak dikkat et burada bir cümleyi kaçırmaman lazım. Diyor ki bunlar aralarında asal aralarında asal iki sayının ebobu neydi? E 1. Bir. Ebobu 1 ekokları neydi? A ile B'nin çarpımının ta kendisi. Yani... A kere B'yi 1'e bölünce 900 buluyormuşuz. O halde şöyle olacaktır. A kere B 900 deriz. Tamam. E şimdi bunların ben aralarında asal olduklarını biliyorum. Daha sonrasında A artı B toplamının en küçük değeri sorulmuş ya. Bu artık, bu artık. En baştaki konularda çözdüğümüz olaylar vardı ya işte çarpımları sabit olan iki sayının toplamlarının en küçük olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Birbirine yakın olması gerekiyordu sayıların. O halde ben bu A kere B'yi yani 900'ü bir asal çarpanlarına ayırarak yazsam. Şimdi 9 çarpı 100. E 100 de 2'nin karesi yani 4 kere 25 olduğu için ben bunu 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 5'in karesi biçiminde yazabilirim. Çarpanlarına ayırabilirim. Şimdi ben burada aralarında asal dedikleri için bu asal çarpanları kuvvetleriyle beraber kendi içlerinde tutmam lazım. Yani şöyle yapamam. Mesela 2'nin karesi 5'in karesi 3'ün bir tanesini buraya, 3'ün bir tanesini buraya alamam. Yoksa 3 diye bir ortak bölenleri olur iki sayının. O halde aralarında asal olmaz. Yani 3'leri bir tarafa, 2'leri bir tarafa, 5'leri de farklı bir tarafa atmam lazım. Şimdi o halde birbirine yakın olacak biçimde nasıl seçebilirim ben bu sayıları? Şöyle deriz bak. Mesela 5'in karesi bir yerde dursun derim. 25. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi de 36 yapar ve bunlar birbirlerine en yakın olan ikililerdir. Demek ki ben A'yı 36, B'yi 25 ya da A'yı 25, B'yi 36 seçerek A artı B toplamının en küçük olmasını sağlarım. Ki bu da bana 61'i verir. Doğru cevabımız C şıkkıydı. Geçiyoruz ikinci soruya ÖSYM bakış 2. A, B, C ve D birer rakam. A ile B'nin ekok'u 20, B ile C'nin ekok'u 35, C ile D'nin ekok'u da 56 olarak verilmiş. E bana diyor ki o zaman A ile D'nin ekokunu bul. Şimdi bak güzel bir soru, tam böyle AYT'de falan da karşına çıkabilecek bir soru. O yüzden beni iyi dinle. Ekoklarından bahsetmiş abi burada. Ekoklarından. Şimdi A ile B'nin ekok'u 20. E tamam. B ile C'nin ekokuna bakıyorsun 35'in. A ve B'nin ekok'u 20 demek. A ve B ikisi de 20'yi tam bölüyor demek. B ile C'nin ikisi de 35'i tam bölüyor demek. E şimdi ben burada B sayısı burada ikisinde de ortak. Hem 35'i hem 20'yi bölen bir sayı seçsem mesela 5 gibi. Tamam? Bir de bunlar rakam da unutma. O yüzden 5'i düşünüyorum. Daha sonrasında bir de gidip A'yı ben 4 seçersem. 4 de bir rakam. 4 ile 5'in ekoku 20. E burası 5 iken C'yi 7 seçersem 5 ile 7'nin ekoku 35 yapar. E ben C'yi 7 seçtim şimdi. 7'nin neyle ekoku 56'dır? E 8 de hocam. 8 rakamıyla. Şimdi o zaman her şey belli. A kaçmış? 4. D kaçmış? 8. 4 ile 8'in ekoku kaçtır? E o da 8'dir. Yani cevap B şıkkındaki 8'miş. Geçtik diğer soruya. Valla sorular güzel. Umarım umarım böyle çözdükçe önce kendin çözüyorsundur umarım. Çözdükçe böyle geliştiğini de hissediyorsundur. Ne diyor? A, B, C, D. Birbirinden farklı birer yine rakammış bak bunlar rakam. A ile B'nin ekoku A, B ile C'nin ekoku B, C ile D'nin ekoku da e C'ymiş. E, nasıl olacak bu şimdi? Hocam öncelikle şöyle. Şimdi A ile B'nin ekoku A demek. A, B'ye tam bölünüyor demek. B, C'ye tam bölünüyor. C de D'ye tam bölünüyor demek. E şimdi burada otomatikman A, D'ye tam bölünmez mi? Bölünür. O halde şimdi baya da uzun bir süreç bak bu A, B'ye bölünecek. B, C'ye, C, D'ye bölünecek. Bir de bunlar rakam olacak. nasıl mümkün olabilir? Ancak şu şekilde bak iyi dinle. D'yi eğer ki sen 1 seçip C'yi 2 seçersen bu 2 iken bu 4, dört, bu 4 iken bu da 8 olabilir. Ki zaten hani en büyük rakama dayandık artık. 9'a kadar geldik. Tamam Bak şey diyemiyorsun. 1, 3 işte 3 için 9 dokuz desen 9'un karşısına A'ya bir şey kalmıyor. Mecburen 1, 2, 4 ve 8'i seçiyoruz. E şimdi A, B, C, D'nin toplamı ne var? 1, 2, 4, 8'in toplamı 15. E C'miz kaçtı? E o da 2 idi. 15 ile 2'nin 2'nin ekoku kaçtır? B şıkkındaki 30'dur. Geçtik efendim dördüncü sorumuza. A ve B. Tam sayılarmış. Ekoklarından ebopları çıkınca da 361 kalıyor. Ayrıyetten A artı B 399'dan farklı ve farkları da 361'den farklı Olduğuna göre A ile B'nin ekoku kaçtır? Şimdi ben ikisinin de pozitif tam sayı olduğunu biliyorum. Gel kardeşim A'yı bir güzel mesela M çarpı X seçelim tamam mı? B sayısını da M çarpı Y seçelim. Bunların M sayısı ebopları olsun. E bu durumda X ile Y de aralarında asal olmak zorundalar. Aralarında asal diyelim. Pekala. Şimdi... Ben bunların ebobunun ne olduğunu biliyorum. M olduğunu biliyorum. Ekokları da ebob çarpı şu aralarında asal sayılardır. Yani m çarpı x çarpı y'dir. Şimdi diyor ki bak. m çarpı x çarpı y eksi m eşittir 361'miş hocam. Ben bunu m parantezine alsam. x y eksi 1 gelse eşittir 361 yazsak temiz olmaz mı? Olur. E şimdi 361 dediğimiz sayı da biliyorsun 19 kere 19'dur. Biliyorsun değil mi? En azından 1'den 20'ye kadar olanları ezberle. Tamam işini kolaylaştırır. Ben hala birkaç tanesini karıştırıyorum mesela. Ama sen ezberle. Şimdi 19 kere 19 ben M'yi 19 seçtiğim anda. Abi şurası da 19 olacaksa X kere Y kaç olmak zorundadır? 20. Şimdi bak yazdım x kere y 20 ve unutma ki x ile y neydi aralarında asaldı. Yani bunlar ne olabilir? Mesela 20'ye 1 olabilir. Bir de 5'e 4 olabilir. Tabi tersleri de olabilir. 1'e 20 ve 4'e 5 de olabilir. Ama şu an x hangisi y hangisi bilmediğimiz için çok da önemli olmadığı için 20'ye 1 ve 5'e 4'ü deneyebiliriz. Peki m'yi kaç bulmuştum ben? 19 bulmuştum. Şimdi o zaman a sayısı m ile x'in çarpımıydı ya. 19 kere 20 hocam 380 yapar. O zaman b sayısı da m 19'du. E, y'yi de 1 seçersem o zaman bu da 19 olur. Toplayınca 399 geliyor ama 399'dan farklı olsun demişti. Demek ki x, y ikilisi 20'ye 1 değilmiş. 5'e 4'müş. E ona bakalım o zaman. Şimdi burası yemedi artık. Geldim şu kısma. A sayısına bakıyorum. M kere x'ti. M hala 19. 19 kere 5. E 19 kere 5 hocam kaç yapar? 95 yapar. E bir de B sayısına bakalım. O da 19 kere 4 olacak. 4 kere 19 da bize 40 artı 36'dan 76'yı verecek. Tamam çok güzel işte A bu B de bu. Yani aslına bakarsan A dediğin sayı 19 kere 5'ti. B dediğimiz sayı da 19 kere 4'tü. Benden bunların nesi istenmiş? Ekokları. Ekokları nasıl biliyorduk? Ebob çarpı 5 ile 4. Ki zaten burada Mxy olduğunu söylemiştik. O halde 19 çarpı 20'den doğru cevabın 380 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söylersin. B'yi de işaretlersin. Eyvallah dedik. Geçtik 5'e. M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere. ekokları ile eboplarımın toplamı 41'miş bu sayıların. Şimdi az önceki sorudaki taktiği uygulayalım mı? Yani sen burada M'yi hocam A çarpı X seçsen. N'yi de A çarpı Y seçersen. Bunların ebopları A olsun diyelim. X ile Y de şuradakiler de aralarında asal olsunlar. Böylelikle bunların ekoku ne olacaktır? EBOB çarpı x çarpı y olacaktır. EBOB'ları zaten a'ydı. Demek ki a x y ile a'nın toplamı 41 41'miş. Hemen yazdım a parantezinde x -Y artı 1 eşittir 41 dedim. E 41 asal. Evet asal. O zaman a'yı 1 seçelim. Şimdi bunu bir, 0 e, seçmenin anlamı yok. O zaman a'yı 1 seçeceğim. Burası da 41 olacaksa x -Y kesinlikle 40'tır diyeceğim. Şimdi x çarpı y eşittir 40'mış ve x de y neydi? Aralarında asaldı. Güzel. O zaman ben bunu 40'a 1 seçebilirken 8'e 5 de seçebilirim tabii ki. Güzel. Aralarında asal olacaktı çünkü. Şimdi 40'a 1 seçersem olmaz. Niye? Bak iyi dinle. Ne demişti? Ebob, ekok m ve n değerlerinin birbirinden farklı olduğu biliniyor. E şimdi ben burada a'yı 1 kabul ettim ya aslında ebobu 1 kabul ettim. E şimdi bir de burada y'yi 1 kabul edersem 1 bir kere 1'den n de 1 bir gelir. Birbirinden farklı olmaz. Demek ki 40'a 1'i seçemem. O zaman 8'e 5'i seçeceğim. 8'e 5'i seçtiğim an m sayısı ne olacaktır hocam? a kere x'ti. E yani direkt 8 olacak. E n sayısı da 1 kere 5'ten 5 olacak. E başka neyi biliyoruz biz? Bir de ebopları. Ebopları neydi? a'ydı. Ebopları 1 zaten. Ebopları 1. E tamam artık ekoklarını da bulalım mı? Ekoklarını hadi onu da aradan çıkaralım. 1 çarpı 8 kere 5. Yani 40. Tamam hepsi birbirinden farklı bak gördün mü? E M ile N'nin toplamı sorulmuş. 8 ile 5'i toplarsın. 13'ü işaretlersin. Doğru cevap da A şıkkı olur. Geçtim 6'ya. Ne diyor? M ve N aralarında asal pozitif tam sayılar olmak üzere. E, M... 5M ile n eksi 2'nin ebobuyla ekokunun çarpımının değeri m ile n'nin ekokuna eşit. Şimdi aralarında asal demiş ya m ile n'ye. Aralarında asal iki sayının ekoku neydi? Birbirinin çarpımıydı. Peki iki sayının ile ekoklarının çarpımı da aynı zamanda aynı zamanda sayıların birbiriyle olan çarpımına eşit değil miydi? Yani 5 m ile n eksi 2'nin n eksi 12'nin özür dilerim çarpımı bize m kere n'yi verecekmiş. E güzel. Şimdi ben her iki tarafta artık pozitif olduğunu bildiğim için m'nin her iki tarafta m var. Götüreyim mi? Götüreyim. 5n eksi 60 eşittir n olmayacak mı? Buradan 4n eşittir 60 ise n kaç gelir hocam? 15 gelir. Şimdi n'nin 15 olduğunu biliyoruz. Bir de neydi? m n'den daha küçük olarak verilmişti. Demek ki m 15'ten küçük. Çünkü n'yi 15 buldum ya. Aynı zamanda m ile n aralarında saldı. O zaman ben bu m'leri hangileri seçebilirim? Bak 1 seçerim. 15 arasında asaldır. 2 de 15 aralarında asal. E o zaman çift sayıların hepsi 15 aralarında asal olacak. 3 olmaz 4 olur. 5 olmaz 6 olmaz çift o zaman çiftlerin hepsi diyemem 2 kere 3 bak yanıldık. 6 olmaz ama 7 olur. 8 olur hocam. 9 olmaz ikisi de 3'e bölünür. 10 olmaz ikisi de 5'e bölünür. 11 olur. 12 olmaz ikisi de 3'e bölünür. 13 olur. 14 olur mu? 14 de olur. Ama M'nin alabileceği değerler bunlar. Kaç farklı M sayısı vardır diye sormuştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. O halde doğru cevabımız da B şıkkında verilmiş diyebiliriz. Evet bu sayfamızın sonuna geldik. Geçtik 59'a. ÖSYM bakış 7'deyiz. Ne demiş? M ve N birbirinden farklı pozitif tam sayılar. M ile N'nin ekoku bir tek sayı. Şimdi ekokları tek sayı. Ekokları tek sayıysa demek ki bu sayıların içlerinde ikisinde de 2 iki diye bir çarpan yok. Yani M'de N'de ikisi de nedir? Tek sayıdır. Hem M hem de N ikisi de nasıl sayılmış? Tek sayılarmış. Şimdi diyor ki bu sayılardan hangileri bir çift sayıdır? Bir kere ikisi de tek sayıysa çift çarpanları olmadığı gibi çift bölenleri de yoktur. Çift bölenleri yoksa en büyük ortak böleni de çift olamaz. Yani 1 gitti İkisi de tekse birer eklersem ikisi de çift sayı yapacaktır. Ve çift sayıların ebopları mutlaka çifttir. Yani ikinci öncül doğru. M artı bir sayısı çifttir. N artı iki tekin üzerine iki eklersem tek gelir. Ama bir çift sayıyla bir tek sayının ekoku mutlak suretle çifttir. Çünkü buradaki sayımızın içerisinde bir çift çarpan var. iki çarpanı var. Bundan kaynaklı çifttir. Yani cevabımız 2 ve 3 olacaktı dedik. Geçtik 8'e. M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere. M ile N'nin Ebo ebobu neymiş? X. Buna göre diyor. 3 tane öncül var. Her zaman doğru olan soruluyor bize. Şimdi efendim şöyle diyelim. Ben M sayısını X çarpı A biçiminde N sayısını da X çarpı B biçiminde yazabilirim. Neden? Çünkü ikisinin de en büyük ortak böleni X'miş. İkisinin de X diye bir bölen var. Ve buradaki A ile B de aralarında azal olmak zorundaydı. Şimdi Düşünelim. Diyor ki x kare sayısı m kare sayısını tam böler. Şimdi diyor ki x kare sayısı. m kare nedir hocam? Şunun karesini alacağım. x kare çarpı a kareyi tam böler mi? Şimdi bu bunu tam böler. İkisinde de x kare çarpanı var. O halde bu oldu. x küp sayısı diyor. m çarpı ne kare? m neydi? x çarpı a. Ne kare nedir? x kare çarpı b kare. Yani x küp çarpı a çarpı b kare. Şimdi x küp sayısı şunu tam böler mi? Tam böler. İkisinde de x küp çarpanı var. O halde bu da olur. X üzeri 4 sayısı diyor. M üzeri 4 artı N üzeri 4 sayısını tam böler. Bir kere M üzeri 4, e, X üzeri 4 çarpı A üzeri 4'tür. Artı e, N üzeri 4'te X üzeri 4 çarpı B üzeri 4'tür. Ben bunları X üzeri 4 parantesini alabildiğim için X üzeri 4 diye bir çarpan vardır. E o zaman X üzeri 4 bu sayıyı tam bölecektir. Yani üçüncü de olur. Doğru cevabımız E şıkkında verilmiştir. Evet geçtik. 9. ÖSYM bakışa. X ve Y. Pozitif tam sayıların en büyük ortak böleni tekmiş, yani EBOPLarı tek. Hemen yazdım EBOPLAR. Tekmiş. En küçük ortak katı, yani EKOKları da neymiş hocam? Çift sayıya eşitmiş. Şimdi bak, bunu sakın unutma. EBOPLarı tekse, EKOKları çiftse, yani en büyük ortak bölenleri tek ama ortak katlarının en küçüğü çiftse, x ve y için şunu söyleyebilirsin. X tekse, y mutlaka çifttir. X çiftse Y mutlaka tektir diyeceksin. Yani teklik çiftlik bakımından birbirinin zıtlarıdır bunlar. Bunu sakın unutma. EBOB'ları tek, ekokları çift diyorsa hemen bunu yapıştır. Ki konu anlatımında da gördük bunu. Birinci öncüle baktık. X de Y'nin toplamı tektir diyor. E ben tekle çifti veya çiftle tek toplarsam tek bulurum. X ile Y'nin çarpımı çifttir. İşlerinden birisi çift olduğu için çarpımları mutlaka çifttir. X üzeri Y çifttir diyor. Şimdi X tekse Y çiftse tekin çift kuvveti tek olabilir. Dolayısıyla bu gider. Cevabımız da 1 ve 2 olur. Evet hazır mıyız? 10. ÖSYM bakıştayız. Pozitif tam sayılar kümesine tanımlı iki tane işlem var. Kırmızılı ve mavili işlemler diyeceğim ben bunlara. Mavili işlemin içerisine A ve B yazılınca diyor ki bu sayıların ekokundan ebobunu çıkar. Kırmızılının içine yazınca ekokla bu topla diyor. Ee, o halde ekokla ebobunun toplamıyla ekokla ebobunun farkının çarpımı 60 olduğuna göre bu sayıların a artı b toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bak çok sağlam ve güzel bir soru. Beni iyi dinle. Hocam öncelikle şöyle diyelim. Ee, ben hatta var ya direkt şöyle de yapabiliriz. bak. Ekok ekok ab Şimdi ekokla başlamayalım. a ve b ile başlayalım biz. a sayısını m çarpı x olarak işaretleyelim. B sayısında m çarpı y olarak işaretleyelim tamam mı? Burada hocam m'ler bizim ebobumuz. Yani ikisini de bölen en büyük sayı olsun. O halde buradaki x ve buradaki y aralarında asal olmak zorundadır. Tamam mı? Bu cepte. Ben şu kırmızılı işlemin ne olduğunu biliyordum. Ekokla ebobun toplamı. Şimdi ekokla ebobun toplamı oluyorsa eğer bu aslında şu demek oluyor. Bizim ekokumuz nedir? M çarpı x çarpı y'dir. EBOB'umuz nedir? E o da m'dir. Şimdi bunların toplamı çarpı yandaki işlenmeydi ekok eksi EBOB. Yani o halde m çarpı x çarpı y eksi m'dir bu da. Ve bunların çarpımı neye eşitmiş? 60'a. E şimdi hocam şöyle bir şey yapılamaz mı? E, ben burada iki kare farkını hissediyorum. Bak mx'ye mx'ye artı m eksi m. Gördün mü? İki kare farkı var. O halde ne diyeceğim ben? m kare çarpı x kare çarpı y kare eksi m kare aslında 60'a eşitmiş. Şimdi ben hemen bunu m kare parantezine alabilirim ki burada da x kare y kare eksi 1'i yakalarız eşittir 60. Şimdi 60 sayısını ben bir karesel sayıyla diğer sayının çarpımı olarak yazacağım. Bu bir kere 60'la mümkün olabilir. Yalnız x kare y kareden 1 çıkınca 60 kalıyorsa x kare y kare dediğimiz sayı 61 olacak ama 61 sayısı da göründüğü üzere burası x çarpı y'nin karesi olduğu için karesel bir sayı değildir. O halde bu yalan oldu. O zaman 4 kere 15 yazılabilir. Bak 4 karesel bir sayıdır. Aynı zamanda x kare eksi y ka, x kare y kare eksi 1 15 ise x kare y kare 16 olur ki bu da karesel sayıdır. Demek ki m kare kesinlikle 4'müş. Hatta bir şey diyeyim mi m kesinlikle 2'ymiş. Eksi 2 olma ihtimali yok zaten. Ebop nasıl eksi 2 çıksın? M2 imiş hocam. Bu garanti. Bir de x kare çarpı y kare işte o da 16 imiş. Bu nasıl mümkün olabilir? x1 y4 iken ya da x4 y1 iken ya da ikisi de 2 iken mümkün olabilir. Ama ben şöyle bir durum hissediyorum. İkisi de 2 olamaz. Niye? Şimdi ikisi de 2 olursa a sayısı hani mx diye m'yi 2 bulduk zaten. E, x2 y de 2 olursa bak 2 kere 2'den 4 olur. B de 4 olur. Bu durumda Şuradaki mavi işlem var ya. Ekokları 4'te 4 ile 4'ün ekoku 4. 4'te 4 ile 4'ün ebabı 4. 4'ten 4 çıktı 0. O zaman şurası 0 ise 0 kere bu zaten 0 yapacaktı. Demek ki bu yemiyor arkadaşlar. Yani ikisinin de 2 olduğu bir durum söz konusu bile olamaz. O halde bunlardan biri 1 öteki de 4. Madem biri 1 öteki 4 hangisinin hangisinin olduğu hiç fark etmez. Hemen şunlar iptal. Hemen geldim. X gördüğüm yere 1. Y gördüğüm yere 4 yazdım. M zaten 2 idi. 2 kere 1. 2. Bu A'dır. 2 kere 4 8 bu da B'dir. E A ile B'nin toplamı sorulmuş. 8'de 2'nin toplamı bize 10'u verir. Yani cevabımız neymiş arkadaşlar? Hop A şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Bakalım hatamız var mı? Yok. Tamam güzel. Gayet güzel cevabımız 10 olacaktı arkadaşlar. 60. Örneğin 60. sayfamızda 11. sorumuzu çözelim şimdi. 108, 90, 60 adet ürün sırasıyla 3 adet bayi her bayi aynı üründen eşit miktarda verilmek üzere dağıtılmış. E buna göre diyor her bayiye verilen toplam ürün sayısı en az kaçtır diye sormuş. Şimdi gençler e, her bayiye aynı üründen eşit miktarda veriliyorsa ben hemen 108'i de 90'ı da 60'ı da bölebilen sayıları düşünmem lazım. En az kaçtır diye soruluyorsa ürün sayısı o halde ne yapmam gerekiyor? Bunların en büyük ortak bölenini bulmam gerekiyor. Hemen ikiye böldüm. Hocam 54, 45, 30 geldi. Tamam. Böldü mü hepsini? Böldü. Şimdi hepsi 3'e tam bölünür. 18, 15 ve 10. Şimdi 18, 15, 10 hepsini ortak bölen bir sayı olmadığı için artık bizim ebabımız 2 ile 3'ün çarpımıdır. Yani 6'dır. Demek ki e, bu ürünler her bayiye 6 tane gönderiliyor. Tamam mı? 6 tane. Şimdi toplam ürün sayısı en az kaçtır diye sorulmuştu. 18, 15 10 yani 6 şart tane gönderiyor. Birinci bayiye 18 buna 15 buna 10 olacak diyebiliriz. O halde 18 15 10 daha toplarsam cevabın 43 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Geçtim 12. Ye. A, B, C ve D pozitif tam sayılar olmak üzere. A ile B'nin ebobu 3. Şimdi hangi sayılar var bir bakalım. A, B, C, D sayılar var değil mi? A. Hatta şöyle diyelim mi? D, C, B, A diyelim. Çünkü DC'den, CP'den, B'de A'dan daha küçükmüş. Bak burada göstermiş bize. Şimdi düşünüyorum. A ile B'nin EBOB'u 3'müş. EBOB'ları 3 ise ikisinin de içinde 3 çarpanı vardır. Bunda 3 çarpanı var. Bunda da 3 çarpanı var. B ile C'nin EBOB'u 15'miş. EBOB 15 ise B'de 15 çarpanı olması için 3 kere 5 vardır. E, C'de direkt 15 çarpanı vardır. Hatta 3 kere 5 diyelim. C ile D'nin EBOB'u 6'ymış. Bak bir de C'nin içerisinde 2 çarpanı da varmış ha. 2 çarpanımız da varmış burada. Nereden anladık? E bu bu 6 çünkü. O zaman D'nin içerisinde 2 ve 3 çarpanı kesinlikle var. Aynı zamanda D'nin içerisinde bir de 24 çarpanı kesinlikle varmış. 24 varsa 2 kere 3 6 yaptı. 1, 2, 1, 2 daha. Şimdi şurası nedir? Bizden ne istenmişti? A, B, C'de toplamının en küçük değeri. O zaman ben direkt D'yi 24 seçerim abi. 24 seçerim. Ve C sayısı 24'ten daha büyükmüş. Şu an şurası kaç çarptı? 3 kere 5. 15. 2 ile çarptım 30. Tamam şu an uygun. Uygun gidiyoruz. Küçüktür dedim. E şimdi B'ye bakıyorum 3 kere 5. Abi bir kere. Bir kere. Burası 3 kere 5 15 yaptı ya. Tamam eyvallah. Lakin şöyle bir durum var. ben burada C'nin içerisinde 2 çarpan olduğunu biliyorum. Ama B'nin içerisinde 2 çarpanı olmadığını biliyorum. Olsaydı eğer Ebobumuz 15 değil 30 olurdu. Çünkü C'de 2 var. O zaman ben burayı bir 3 ile daha çarparım. B'nin içerisinde bir 3 çarpanı daha olsun derim. 45 olur. Ve A'ya geldim şimdi. A'ya bakıyorum. A dediğim sayının içerisinde 3 çarpanı var. E, A ile D'nin bak A ile D'nin ebobu 24'tü. O zaman A'da kesinlikle 24 olacak. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 kesinlikle olacak. Şu an etti 24. 24. E bir iki daha çarpanı daha olsa bize kim karışabilir? Kimse. Sonuçta o iki burayı etkilemiyor. O halde A'nın da en küçük değeri 48 değeri. Şimdi en güzel kısmı bunları toplama kısmına geldik. Toplayalım bakalım. Şu ikisi 75 yapar. 24'te 48 toplarsam 72 yapar. Bu ikisinin toplamı da bana 147'nin ta kendisini vereceği için doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiş deriz. Hadi geçtik 13'e. M ve N. Farklı asal sayılar olmak üzere. M küple N karenin ekoku M küple N karenin ebobunla farkı 107 eşitliği sağlanıyor. Şimdi abicim bak iyi dinle. M ve N farklı asallarmış ya. Mesela ben bunu 2 seçeyim bunu da 3 seçeyim. Şu an bunların ebobu ne? 1. Çünkü ikisi de asal sayı olduğu için aralarında da asallardır zaten. Şimdi ben M'nin küpünü alsam 8 bunun karesini alsam 9. Yine aralarında asal olmazlar mı? İstersen sen bunun 10. kuvvetini al. istersen bunun 19. kuvvetini al. Gene aralarında asal olacaklardır. He tamam. İşi çözdük o zaman. Madem işi çözdük ben bunların me küple ne karenin ikisi de asaldı ya. Ebopların ne olduğunu biliyorum. Bir. O halde me küple ne karenin ekoku bunların çarpımıdır. Yani meküp çarpı ne karedir. Hadi şuradaki eksi 1'i de karşıya zıplatalım. Ne olur? 108 mi? Çok güzel. E eh, hocam bir de gel 108'i asal çarpanlarına ayıralım sen de. İşimiz kolaylaşsın. Abi 2'ye böldüm ben bunu 54 geldi mi? Bir daha 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Yani bu 108 dediğim sayı neymiş? 3'ün küpü çarpı 2'nin karesi miymiş? Aha da mis gibi bak. M 3'müş. N 2'ymiş. Tamam. Şimdi ne istemiş benden? M kare ne? E şimdi M 3'tü. Değil mi? 3'ün karesi 9. 2 ile çarptım 18. Virgül. Bu 3'tü. E 2'nin karesi de 4 yapar. 12. 12. 18'de 12'nin bizden nesi istenmiş hocam? Ebo bu isteniyor. İkisini de ortak bölen en büyük sayı nedir? Tabii ki de 6'nın ta kendisidir. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Evet. Bu sayfanın artık sol sütununu da bitirdik gençler. Nerelere geçiyoruz? 14. ÖSYM bakış. Artık son iki soru. Dayan çok güzel sorulardı. Dayan bitirelim bir oh çekelim. M Aralarında asalmış. Aralarında asalsa ebobları kesinlikle nedir? 1'dir değil mi? Aha bak ebobunu vermiş burada. Hem de 22 m diye vermiş. Ebobları 1'di. O halde m kaçtır? Kesinlikle 21'dir. Hayırlı olsun m'yi buldum. Şimdi ekokları da bu sayıların çarpımları değil miydi? Evet. Aralarında asalsa. Demek ki m kere n eşittir. n kare eksi 100'müş direkt. E ben m'yi 21 buldum. E yazalım o zaman. 21 çarpı n eşittir. n kare eksi 100. Gel şunu şu tarafa bir sallayalım. N kare eksi 21 n eksi 100 eşittir 0. Şimdi ufacık bir ikinci e, ufacık bir çarpanlar ayırma yapacağız. Abi burayı n ve n burayı eksi 25'e artı 4 diye ayırırsan çarpımları eksi 100 toplamları eksi 21 verdiği için n buradan ya 25'tir ya da eksi 1'dir. Lakin ben negatif sayıların falan e bu bunu, ekokunu araştıramadığım için ne sayısı kesinlikle 25'tir derim. E bu 25'ti e bu da 21 bulmuştum zaten toplamları ne yapar 46 o halde cevap da aha buradaymış cevap c şıkkı olacaktı. Evet gençler son sorumuzdayız artık hemen bu testin sonunda da sm ile bakışa geçiş yapacağız. i̇yi dinle beni a ve b pozitif tam sayılarmış tamam güzel. Ekoklarıyla EBOB'larının farkı 84 ve AB'den büyükmüş. A artı B toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi gel sen de şöyle bir şey yapalım. Ee, burada, burada A ile B'nin kendilerini şu şekilde ifade edelim. A'yı ben M çarpı X biçiminde, B'yi de M çarpı Y biçiminde ifade edeyim. Kabul mü? Ekokları nedir bunların? M çarpı X çarpı Y. EBOB çarpı şuradaki aralarında asal iki sayıdır. Eksi ebopları nedir? E, e m'dir. Güzel. Eşittir 84 olsun. Hatta ben bunu m parantezine alayım. x y eksi 1 olsun. Eşittir 84 diyelim. Tamam. A b'den büyüktü. Yani o zaman burada x y'den daha büyük olacak. O kesin. A ile b'nin toplamının en az kaçtır diye soruluyor. E şimdi ben burada düşündüğüm takdirde şöyle bir şey yapılabilir bak. Ee, eğer ki eğer ki ben m'yi burada küçük seçersem ikisinde m çarpanı var ya m'yi küçük seçersem sanki a ve b daha az gelecek değil mi? O halde m'yi 1 seçelim. Yani ebobları 1 olsun bunların. Şimdi bunların ebobları 1 ise şunu karşıya atınca ekokları ne oluyor? 85 olmuyor mu? Aa ne güzel oldu bak 85. Hatta x çarpı y de kaç olmuş oluyor hocam? O da 85 olmuş oluyor. Çünkü burayı 1 kabul ettik. E şimdi çarpımları 85'miş demek. Çarpımları 85 olan iki sayının toplamının en az değerini bulabilmek için birbirine yakın seçmem gerekiyor. Ve aralarında asal olduğunu unutmayacaksın. O zaman kimse kusura bakmasın ben büyük olan sayıyı 17, küçük olan sayıyı 5 seçersem 5 kere 17 85'tir. Aralarında asaldır, birbirlerine yakındır ve toplamların en küçüklerini verir. 17 ile 5'in toplamı 22 yapar. Doğru cevabımız da 22'nin ta kendisidir gençler. Evet, artık bu testimizin sonuna geldik. SML bakışın ve pardon, ÖSYM bakışın ve artık sırada SML bakış var. SML bakışta da birbirinden güzel ve hatta birazcık zor olan 4 tane sorumuz var. O soru da bir sonra o videomuzda, bir sonraki o testte, bir sonraki videoda olacak. Bir türlü konuşamadım ha dilim dolandı. O e, teste bir sonraki videonun konusu olacak arkadaşlar o videoda görüşürüz o videonun ardına da ödevlerinizi vereceğim ve mis gibi bir haftayı daha kapatmış olacağız. Gençler kendinize dikkat edin, hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.